Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni transfer gündemiyle karşınızdayız. Öncelikle Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti. Başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Süper Lig ekiplerinden Konya Spor'da trafik kazasında yaşamını yitiren Ahmet Çalık'ın üzüntüsü yaşanıyor. Ahmet Çalık'ın Şubat ayında yapmayı planladığı düğün için Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği öğrenildi. Ekim 2020'de Konyaspor'a gelen Ahmet Çalık stoper mevkiinde oynuyordu. 1994 Ankara doğumlu Ahmet Çalık futbola gençler birliği altyapısında başladı. 2017 yılında 2.5 milyon euro bedelle Galatasaray'a transfer olmuştu. 17 yaş altı milli takım itibaren sıklıkla milli takımlara çağrılan Ahmet 3 kez Türkiye U16, 14 kez U17, 6 kez U18, 16 kez de Türkiye U19 ve 6 kez de Türkiye U20 formasını toplam 45 kez giymiştir ve bu müsabakalarda 3 de gol kaydetmişti. A milli takım formasında ilk kez 17 Kasım 2015 tarihinde Yunanistan ile oynanan özel maçta giymişti. Geçelim transfer gelişmelerine. Bugüne kadar kendisinden beklenen performansı bir türlü gösteremeyen Alesteşere için ülkesi Brezilya'dan birkaç takımla bazı görüşmelerin olduğu ortaya çıktı. Siyah beyazların hedefi Alex'i Brezilya'da bir takıma satmak ya da takasla kullanarak en uygun şekilde elden çıkarmak. Foto maçtaki habere göre Beşiktaş'a gelmeden önce Alex'i isteyen birkaç Brezilya takımı vardı. Bunlarla temas kuruldu ve sonuç bekleniyor. Öte yandan siyah beyazlara Flamengo takımından menajerler aracılığıyla Rodrigo Kai önerisi geldi. 28 yaşındaki stoper Kai konusunda Beşiktaş yönetiminin teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi. 90 doğumlu Alex Teixeira, Shakhtar Donex, ve Beşiktaş kadrolarında yer aldı. Brezilya U20 milli takımda 7 maçta 3 gole imza atan Teşerya 19 maça çıktığı Brezilya U17 milli takımda ise rakip filelere 8 kez havalandırmıştı. Kariyerinde en fazla maça şaktar formasıyla çıkan Brezilyalı oyuncu 200 maç barajını açtığı Ukrayna ekibinde 222 maçta görev yaptı. Jiangsu FC kariyerinde 153 maçta ter döken deneyimli futbolcu kulüpte Regatas Vasco da Gama kariyerlerinde ise 53 maçta görev yaptı. Diğer yandan Trabzonspor'da transfer hamleleri devam ediyor. Bordo mavililer 4. transferde sona yaklaştı. Şu ana kadar Puşkaş, Edin Visca ve Kuasi'yi kadrosuna katan Trabzonspor hücum hattına takviye yapmak için önemli bir hamle yaptı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Bordo Maviller Midyant forması giyen Aral Şimşir için oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardı. 19 yaşındaki Türk asıllı Danimarkalı hücum oyuncusu sol kanat, sağ kanat ve forvette oynayabiliyor. Danimarka 6 yaş milli takımlarında forma giyen Aral Şimşir'in transferinin kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor. 2002 aslen Sivaslı olan Aral Şimşir futbola da HB Köge takımının altyapısına başladı. Kısa süre içerisinde dikkatleri üzerine çeken oyuncu Danimarka'nın köklü ekiplerinden Midyant'ın altyapısına geçti. Kulüp yetkilileri tarafından başarılı oyuncuyla 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Attığı goller ve asistlerle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Danimarka'da geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Top tekniği ve fiziği ile yaşlıların arasından kolayca fark edilen oyuncu oyun bilgisi daha da geliştirilirse önemli bir yıldız adayı olabilir. Evet arkadaşlar gündeme gelen gelişmeleri sizlere aktardık. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle beni dinlediğiniz için teşekkürler. Thank you